Herkese günaydın. Biz bugün neredeyse öğlene kadar uyumuşuz. Saat 11 gibi uyandık. Dün gecemiz çok zor geçti. Çünkü Ahmet Han dün 18 ay aşısını olmuştu. 18 ay aşısından sonra gece ateşlendi. O yüzden gece biraz uykusuz kaldık her ikimiz de. Şimdi de kahvaltımızı yaptık. Toparladık bulaşıkları ve güne hazırız. Öğlen yemeğine babişkomuz gelecek. Onu bekliyoruz. Bakalım bugün neler çekeceğim. Bu ikinci vlogum. İlkinden çok güzel geri dönüşler aldım. O yüzden çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum bu arada herkese. Bugün 2 adet kargo aldım. Kargo poşetlerini böyle iç içe koydum. Bu artık çöp oldu. Gelen kargolarım da bunlar. Şal siparişlerim ve elbise siparişim gelmiş. Şöyle bir de bandana istemiştim. Hepsiyle kombin olsun diye bu renk. Bu renkleri çok beğeniyorum. Hem de her kıyafetle gideceğini düşünüyorum. Şu da şu sıralar Instagram'da çok karşıma çıkan desen. Bu elbiseyi çok merak ediyordum. Bir de bunu söyledim. Bakalım giydiğimde size de gösteririm. Buyurun. Kaymağınız.
Çayı içecekken telsizden bir ses gelir. Ahmet Han uyanır. Değil mi anneciğim? Günaydın. Günaydın. İçemedim çayımı. Günaydın. Olsun. Hemen bu tepsiyi kaldırayım. Yoksa bu tepsi alt üst olacak. Tam keyif yapacaktın. Tepsiyi koltuğa koydum ve Ahmet Han uyandı. Yani soğuk çay yine beni buldu. Bu tatlının da tarifini paylaşacağım. Çok güzel olmuş. Ben burada tatlı yerken Ahmet Han Bey ne yapıyor? Ne var oğlum onun içinde? Islak mendil. Değil mi oğlum? Islak mendil bunun adı. Ne yapayım anneciğim onu? Açayım mı? Açmayalım oğlum. Açık var zaten. Ondan sonra giydirdim bir güzel. Şimdi bir de kendim giyineyim, hazırlanayım istiyorum. Saat 5'e geldi. Hala da pijamayla duruyoruz. Üzerimizi değiştirelim. Bir kendimize gelelim, silkelenip. Eşim gelecek zaten 5'te.
sözlerin var ya. Katmer katmer gül açar gönlümde, hani gülüşün var ya. Daha... Sırada yemek hazırlıkları var. Eşim bugün yemeği geç yapabilirsin dedi. O yüzden ben de bayağı bir oyalandım. Kendimize vakit ayırdım birazcık. Ahmet Hanım'ı giydirdim. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Öyle evdeyiz. Giyindik. Pijamalardan kurtulduk. Çünkü pijamalı olduğum zaman sürekli bütün gün kendimi yorgun ve hasta hissediyorum. Bu yüzden üzerimi güzelce giyindim. Ahmet Hanım da aynı şekilde giydirdim ve hastalığı def ettik. Bulaşıklar bana kaldı. Sonunda mutfaktaki işim bitti. Ben de şimdi içeriye gidiyorum. Bakalım ne yapıyorlar. Anneciğim. Paşam ya. Ama babası, sen kapıyı niye açmıyorsun benim oğluma? Baba.
Babacığım namaz kılıyordum ama. Gittim, üzerimi değiştirdim, eşofmanlarımı giydim, bir rahatladım şöyle ama şalımı bozmaya kıyamadım. Galiba yatana kadar böyle gezeceğim. Şimdi sütlaç zamanı. Anneciğim, nenen yapalım oğlum. Anne. Evet kuşum, nenen olalım oğlum. Anne. Tamam anneciğim. Işığı kapatalım o zaman hadiciğim. Çekeceğimiz son video olsun. Bugünkü çektiğim bütün videoları laptopla şimdi birleştireceğim. Tamamladığımda nasıl bir şey çıkacak ben de çok merak ediyorum. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.